Geçmişin sürgün, bugünün cennet adası Büyükada. Çocukluğundan bu yana ayakları Büyükada topraklarına basan yazar Ahmet Tanrıverdi, namı diğer Fıstık Ahmet, bugün Büyükada söz konusu olduğunda ilk akla gelen isimlerden. 30 yıllık işletmeci Ahmet Tanrıverdi ile Pirinkipo adını verdiği mekanında bir araya geliyor, geçmişi ve bugünüyle Büyükada'yı konuşuyoruz. Dönemin sürgün, bugünün cennet adası Büyükada. Marmara Denizi'nin ortasında gerdanlık gibi dizilen doğal ve tarihi güzellikleri yanı sıra yaşama kültürüyle de kendine hayran bırakan adalar, Bizans döneminde saray mensuplarının sürgün yeri olması nedeniyle Prens Adaları olarak anılıyor. Yaşamın olağanca güzelliğiyle sürdüğü 5 adadan en büyüğü, envai çeşit çiçeğin ve ağacın yer aldığı geniş bahçeli köşkleri, nezih sokaklarıyla geçmişten izler taşıyan Büyükada'nın bir diğer adı, prensin bahçesi manasına gelen Pirinkipo. Bu cennet köşesinin kışın 16 bin olan nüfusu yazın 500 bine kadar çıkıyor. Genci, yaşlısı, yerlisi, yabancısı, İstanbul'dan bunalanı, trafikten sıkılanı adaların yolunu tutuyor. Denizi, tazecik balıkları, dondurmacıları, fayton sefası, bisiklet turu, tarihi köşkleri derken gezi rotalarının baş aktörü adalara dışarıdan gelen turistlerin ötesinde acaba yerlilerin gözünde Büyükada nasıl görünüyor, nasıl bir değişim yaşıyor? Çocukluğundan bu yana ayakları Büyükada'nın topraklarına basan yazar Ahmet Tanrıverdi, namı diğer Fıstık Ahmet, bugün Büyükada söz konusu olduğunda ilk akla gelen isimlerden. 30 yıllık işletmeci Tanrıverdi ile Pirinkipo adını taşıyan mekanında bir araya geliyor, geçmişi ve bugünüyle Büyükada'yı konuşuyoruz. 1944 yılının 20 Kasım'ında Büyükada'da doğdum. O günden beri de Büyükada'dayım. Küçük yaşta, 6 yaşında okuma yazmayı öğrendiğim zaman babamın verdiği bir banka ajandasına günlük tutmaya başladım. Bu hala bu yaşımda devam ediyor. 11 yaşındayken fotoğraf toplamaya başladım adayla ilgili. 14 yaşından itibaren de adayla ilgili bilgi toplamaya başladım. O nedenle çoğunlukla beni işte adayla özdeşleştirir. Adada geçen günleri yazıya dökmek bir yana, tarihe tanıklık eden fotoğrafları derlemek üzere henüz çocukluk yıllarında harekete geçen Fıstık Ahmet'in ilk kitabı ve onu izleyen diğerleri uzun yıllara dayanan bir birikimin ürünü oluyor. 60 yaşımdayken ilk kitabım çıktı. İlk kitabımın adı Zaman Satan Dükkan. Adadan, daha doğrusu Büyükada'dan insan manzaralarıydı bunlar. Arkasından Hoşça Kal Pirinkipo diye bir kitap çıkardım. Sonra da Büyükada'nın solmayan fotoğraflarını yazdım. Bu arada ilkokul çocukları için Çevremizi ve ilçemizi Tanıyalım Adalar diye bir kitap yazdım ve bunu bila ücret dağıttık. Bunun dağıtımında ve basılmasında Adalar Vakfı ön ayak olmuştur. Yine Adalar Vakfı'nın bünyesinde olan Adalı Yayınları'ndan bir Ayörgi rehberi çıkardım. Sonra Atina'ya gittim. Buradan 1964'te sınır dışı edilen Yunan tabağlı Rumlarla görüşerek sözlü tarih gibi bir şey yaptım. Bir sene sonra da buradan kendi rızalarıyla giden Türk vatandaşı Rumların pişmanlıklarını yazan bir kitap yazdım. Onun da adı Zaman Satan Dükkan. Şahitlik ettiği kültürel mirasın izlerini satırlara döken Fıstık Ahmet'ten çocukluğunun Büyükada'sıyla bugünün Büyükada'sını kıyaslamasını istediğimde yanıtı net oluyor. Çok fark var bir kere. Dünya değişiyor biliyorsunuz. 1950'den itibaren Türkiye'de de bir demokrasi rüzgarıyla beraber değişim başladı. Biz çocukken kaldırım taşlarının üstünde top oynar, misket oynarken 1950'den sonra asfaltla tanıştık. Yani nasıl yollar değiştiyse hayatlar da değişti, binalar da değişti. Ben bütün bunları seyrettim, izledim, birçok olayı yaşadım. Mesela adada 1955'te 6-7 Eylül olaylarını yaşadım, o vandalizmi yaşadım. 1960'ta 27 Mayıs inkılabını yaşadım. Sonra askeri darbeleri gördüm, teknolojik gelişmeleri gördüm. Bunların adaya yansımalarını
kimi zaman hüzünle, kimi zaman sevinçle seyrettim, açık konuşayım. Yani fakat en kötü şey ve kabul edemediğim şey insan yapısının değişmesi. Bu da ileriye doğru olmadı, geriye doğru oldu. Zira burada hazır bir şey vardı. Mozaik diyeyim, aşure diyeyim, ne derseniz deyin. Yani bir karma, kültürlerin asırlarca inşa ettiği bir kültür vardı ve bu bir darbeyle yok oldu. Bu 1964 Rumların, Yunan tabanlı Rumların buradan gönderilmesiyle başlamıştır. Benim için kırılma noktası budur. 1964 yılında başlayan göç dalgası çok kültürlü yapıyı zaman içinde tek kültürlü yapıya dönüştürüyor. Sürgünle birlikte çeşitlilik azalıyor. Bu da o güne kadar birinin diğerini ötekileştirmediği, hoşgörüyle yoğrulmuş mozaikteki değişimin ilk somut göstergesi oluyor Ahmet Tanrıverdi'ye göre. Esnaf değişti, yerleşenler değişti. Mesela sabah kalktığımız zaman insanlar birbirine sabah şerifler hayır olsun derdi, bonjour derdi. Pariyegak derdi, günaydın derdi. Bunların yeri yok oldu şimdi. Onun yerine herkes buna selamün aleyküm diyor. Tek düzelik oldu. Adanın hikayesiyle kendi geçmişini aynı potada eriten Ahmet Tanrıverdi, giyim kuşama ayrı bir özenin gösterildiği, deyim yerinde ise moda zenginliğinin yaşandığı çocukluk yıllarına da değiniyor. Bizim çocukluğumuzda ve gençliğimizde özellikle yaz aylarında kadınlar 4 kıyafet giyerdi. Sabahleyin eşlerini vapura yolcu ederlerken bir kıyafetleri vardı. Plaja giderlerken başka bir kıyafet giyerlerdi. Beş çayına çıkarlardı veya kocalarını karşılamaya çıkarlardı, başka bir kıyafet giyerlerdi. Akşam da bir yemeğe giderlerdi, bir sinemaya giderken bir başka kıyafet giyerlerdi. Yani moda zenginliği vardı. Geçmişten günümüze yaklaşırken değişim yeme içme kültürüne de yansıyor. Bakkal markete yenik düşüyor, kasabın, manavın yerini turizme yönelik fast food mekanları alıyor. Evvelden adada çarşıya geçtiğiniz zaman sakatatçısından tutun, kasabından tutun, bakkalından, manavından geçilmezdi. Bugün bunların hepsi yok oldu. Yerlerine işte marketler açıldı. Market açılınca bakkal kapandı. İki tane, üç tane manav kaldı. Bakkal yok gibi bir şey. Adada sayısı azalan esnafların ötesinde yok olan mesleklerin varlığına da dikkat çeken Tanrıverdi. Ada insanının ana karadan bağımsız, kendi kendine yeten yapısında değişim yaşandığını söylüyor. Bu adada bir inşaat sektörü her zaman olmuştur, vardır. Ve iki katlı binalar yapılırdı, bahçeli, balkonlu binalar yapılırdı. Ve bunlar için burada kereste satan tüccar vardı. Bugün adada kereste satan bir yer yok. Çini yapan imalathane vardı, briket yapan imalathane vardı. Bunlar yok bugün. Daha başka bir şey söyleyeceğim. Kültürel anlamda hemen hemen her evden bir müzik sesi çıkardı. Ve bu müzik sesi çıkaran şeylerdi, radyo falan değildi. Çalınan aletlerdi. Mesela mandolin imalathanesi vardı. Piyano akortçusu vardı. Bunlar da yok bugün. Bugün her ne kadar adada yeşil alanlar özenle korunsa da ada florasındaki çeşitlilik de özlenen bir başka güzellik. Biz annemizle beraber çıkardık. Oradan ebe gümeci, labada, radika, kuzu kulağı, kuşkonmaz, yabani semiz otu gibi otlar toplardık ve bunlarla yemek yapılırdı. Hakeza karabaş diye bir otumuz vardı. Ondan reçel yapılırdı, likör yapılırdı. Gelincikler vardı. Onlardan şurup yapılırdı. Bunların hiçbiri bugün yok. Tanrıverdi, doğal ve kentsel sit alanı olup 2863 sayılı yasayla korunmakta olan İstanbul adalarından Büyükada'da yıllar içinde yaşanan değişimden çevrenin de nasibini aldığını söylüyor. Oturduğumuz yer evvelden denizdi. Ve burada biz çocukken karides yakalardık, pavurya yakalardık, envai çeşit balık vardı. Şimdi burada neyin üstünde oturuyoruz biliyor musunuz? İşte o kaçak binaların, hafriyatlarının döküldüğü yer burası. Ne oldu? Ekoloji bozuldu. Balık nesli azaldı. Çevre kirlendi. Arada güzel yerler yok mu? Kendini koruyan yerler yok mu? Tabii var. İşte biz de onlarla yetiniyoruz. Yani bardağın dolu tarafını görmeye çalışıyoruz ama bardak gittikçe boşalıyor. Adaların tarihi ve doğal yapısına zarar verilmemesi için motorlu araç kullanımı yasaklanmış. Ada içi ulaşım fayton ve bisikletlerle sağlanıyor. Günübirlik ziyaretçilerin yanı sıra yerliler de ulaşım için ağırlıklı olarak bisikleti kullanıyor.
Ancak son dönemde kiralık bisikletlerin sayısının artması ve kurallara uygun olmayan kullanımlar yaralanmalı kazalara yol açtığından bu konuda düzenleme yapılması talep ediliyor. Adanın sakininin bisikleti vardı. Biz bugün bisikletimizi kullanamıyoruz burada. Çünkü kiralık bisiklet diye bir şey çıktı. İstanbul'dan gelenler, yurt dışından gelenler bisiklet kiralayıp gezmek istiyorlar. Fakat sayıları o kadar fazla ki ve bunlar doğru dürüst de kullanmıyor. Kazalar oluyor. Senede 70-80 kaza oluyor. Ölümle biten kazalar var. Sakatlık bırakanlar var. Ada kültürünün vazgeçilmezi olarak görülen faytonların sayısının azaltılması da talepler arasında. Adanın güzelliklerini faytonla dolaşarak keşfetmek isteyenler için sembolik sayıda fayton olması ortak görüş. Hayvan hakları açısından da bu iş eğer değerlendirilirse çok az miktarda burada at arabasını ikame etmek lazım ve şehir içinde değil sadece tur yapabilecek nokta olarak da Luna Park seçilmeli. Luna Park'tan tur yapılmalı. Dünyanın her yerinde böyledir. Gidin Roma'ya, Viyana'ya, Girit'e, Amerika'ya nereye giderseniz gidin semboliktir bunlar. Ücretleri de pahalıdır, tertemizdir. Adada yaklaşık 900 köşk tarihi eser özelliği taşıyor. Sağlı sollu köşklerin bulunduğu sokaklarda ilerlerken burada kimlerin nasıl bir hayat sürdüğünü hayal ediyor insan. O göz kamaştıran evler dizi ve film çekimleri için de sık sık kullanılıyor. Bugün yerel yönetim adayı eski günlerine kavuşturacak yapıcı tüm taleplere yanıt vermekle birlikte yaz-kış adayı canlı tutacak etkinliklere imza atıyor. Binlerce spor severin buluştuğu koşu organizasyonları, yüzme şampiyonaları, bisiklet yarışları, konserler, sergiler ve daha birçoğu. Peki ya daha eskiler? Geçmişte nasıl bir yermiş Büyükada? Biraz daha eskiye gidiyor, adanın adından yola çıkıp tarihine göz atıyoruz yazar Ahmet Tanrıverdi ile. Principo, Büyükada'nın eski ismi. Bizans'tan beri kullanılan isim. Doğu Roma İmparatorluğu zamanında kullanıldı. Osmanlı İmparatorluğu zamanında da kullanıldı. Zira Osmanlı İmparatorluğu zamanında posta damgaları Principo diye gider. Prensin bahçesi demek Principo. Burası Bizans döneminde ve Doğu Roma İmparatorluğu zamanında gözden düşen siyaset adamları, prensler, prensesler, din adamlarının sürgün edildiği adalar. Dolayısıyla burası bir sürgün adası olarak anılıyor. Adanın tarihini konuşurken öğreniyoruz ki milyonlarca yıl evvel burası bir yarımadaymış. Milyonlarca sene önce oluşan bir yer. Üçüncü zamanda oluşmuş bir yer. Toprağın sıkışmasıyla. Yoksa burası karşı gördüğünüz Kocaeli Yarımadası derler karşıya veya Anadolu yakası diyorsunuz. Oranın bir uzantısı yarımada. Sonradan bu şekle geliyor. İstanbul'un ilk çağdaş kent müzesi olan Adalar Müzesi, adaların oluşumundan bugüne gelen hikayesini yüzlerce obje, 20 bin belge, 6 bin fotoğraf, yüzlerce belgeleme çekimi, film ve sözlü tarih kayıtlarından oluşan kuruluş koleksiyonuyla ziyaretçilerine sunuyor. Adalar Belediyesi ve Adalar Vakfı'nın işbirliğiyle hizmete giren müzede adayla ilgili her türlü dokümana ulaşılabiliyor. Milyonlarca sene önce burada yaşamış olan hayvanların fosillerini bugün Sedef Adası'nın kayalıklarında, Büyükada'nın arka tarafındaki kayalıklarda jeologlar bulmuşlardır. Oradan hareketlendi. 10 metre boyunda bir balığın kafasının replikası yapılmıştır. Zırhlı balık derler buna. Eğer Adalar Müzesi'ne giderseniz bunu görebilirsiniz. Adada o günlerden bugüne kalan çok az şey var, bakiye var. Bunlardan bir tanesi Ayörgü Kilisesi ve hemen hemen de başka da bir şey yok gibi. Adayla ilgili tarihi bilgi ve dokümanlarda burada en eski geçim kaynaklarından birinin demircilik olduğu anlatılıyor. Demir çıkarılan bir ada burası. Gene tarihçilerin anlattığına göre Fatih Sultan Mehmet Rumeli Hisarı'nı yaparken Büyükada'dan getirilen demirin kullanıldığı söylenir. Ve sıra geliyor, adaların yakın tarihte edebiyat, kültür, sanat hayatımıza etkilerini konuşmaya. Ülkemizde yazılı ve görsel sanatlara yön veren pek çok değerli ismin adalarda yaşadığını, hatıralarda yer eden çok sayıda yapıtın adaların verdiği ilhamla yazıldığını, tuvale yansıyan renk cümbüşünün kaynağının da yine adalar olduğunu öğreniyoruz yazar Ahmet Tanrıverdi'den. Manzarası itibariyle olağanüstü sanatçıları etkilemiş bir yerdir. Ressamından tutun, müzisyeninden tutun, edebiyatçısına kadar
Çok verimli bir yerdir. Burası adayı besleyen bir, adalıları besleyen, yani insanı besleyen bir yerdir. Mesela Yahya Kemal'in Viranbağ şiiri, burada Viranbağ'da yazılmıştır. Adalardan yaza ettik de veda, sızlıyor bağrımın üstündeki dağ, seni hatırlıyoruz Viranbağ diye başlayan şiir. Bedia Muahit bu adada doğmuştur. Bu adada ilkokulu okumuştur. Doğan Avcıoğlu bu adada yaşamıştır. Melih Cevdet Anday burada yaşamıştır ve mezarları da buradadır. Ahmet Rifik Altınay, müverrih diye geçer ve tarihi sevdiren adam diye geçer. O bu adada yaşamıştır. Çallı İbrahim yaşamıştır. Reşat Nuri Güntekin burada yaşamıştır. Nurullah Ataç Ankara'da görevli olduğu halde her hafta sonu buraya gelmiştir. Ailesi burada oturmuştur. Buradan Ankara'daki işine gitmiştir. Bu arada adaların müzik dünyasına etkilerini de unutmamak gerekiyor. Müzisyen olarak söyleyebileceğim çok yakın arkadaşım Nino Varon. Şu Nilüfer'i, Tanju Okan'ı, Kayahan'ı piyasaya çıkaran adam. Prodüktör olarak bu adada yaşamıştır ve yaşamaktadır. Yine günümüz şarkı yorumcularından Fedon bu adanın çocuğudur. Büyükada'nın spor camiasına kazandırdığı isimlerden biri var ki efsane olmuş, yüreklerde yer etmiş. Türk futbolunun ordinaryosu Lefter Küçükandonyanis. Ulaşılmaz bir isim Lefter Küçükandonyanis. Bu adada doğmuştur, bu adada büyümüştür, bu adada yaşamıştır. Adayı hiçbir zaman terk etmemiştir. Ada bağımlısıdır. Biliyorsunuz bizde insanlar biraz parayı gördükten sonra, biraz da şöhret olduktan sonra bir takım değerlerini yok sayarlar ve hemen değiştirirler. Bunların arasına eşi de girer, evi de girer, arabası da girer. Fakat Lefter bunların hiçbirini yapmamıştır. Lefter'in en önemli özelliklerinden biri tam bir doğa aşığı olması. Sokak hayvanlarına karşı merhametli yapısı diyor Tanrıverdi. Lefter'in çok önemli bir tarafı da çevreci olmasıdır. Evinin etrafı gül ağaçlarıyla doludur. Kapısının önünü kendisi son zamanlarına kadar elinde süpürgeyle süpüren biriydi. Hayvanlara çok iyi bakan biriydi. Hatta maaşının bir kısmını bu sokak hayvanlarına ayırmıştı. Kedilere, köpeklere mama alırdı, verirdi. Hatta bir buradaki ciğerci arkadaşımız bir gün kedinin birine tekme attı diye 2 sene konuşmadı onunla Lefter. Çevreyle ilgili kültürün oluşmasında önceki kuşakların öğretileri etkin rol oynuyor. Çevrecilik derseniz hakikaten eskilerden de biz bir şeyler öğrendik ki bugün işte böyle yeşillikler arasında oturabiliyoruz. Hayvan seviyoruz. Biraz önce önünüzden, kameranın önünden biliyorsunuz bir martı uçtu gitti. Biraz sonra karga geçecek. Onlar bizim buradaki müziklerimiz. Kedi miyavlaması, köpek avlaması. Bize burada müzik gibi geliyor. Hayallerdeki adayı canlandırmak için önemli ve de olumlu adımlar atılmıyor değil. Gırgırla balık avlanmasının yasaklanması gibi mesela. Bu gördüğünüz yerlerde evvelden gırgırlar avlanırdı. Gırgırlar avlandığı zaman da bütün dibi tarıyorlardı, balık yuvalarını yok ediyorlar. Burası yasaklandı. İstavrit, lüfer, çinakop, palamut gibi balıklar çıkmaya başladı. Bunu da sağlayanı, ismini iade etmeden geçemeyeceğim. Bir dönem Adalar Kaymakamlığı yapan, sonradan da Adalar Belediye Başkanı olan Mustafa Farsakoğlu'nun çabalarıyla olmuştur. Her şeyin temeli sevgi diyor Ahmet Tanrıverdi. Sevgiyi veren bir ada burası. Bize söyleyeyim mi? Bunu alabilmek lazım. Bunu alırsak zaten hepimizin önü açık olacak, geleceği aydınlık olacak. Ama sevgisiz hiçbir şey olmuyor. Sevgi de etrafı sevmekle başlıyor, çevreyle başlıyor, hayvanlarla başlıyor, insanlarla başlıyor. Sevgisiz bir toplum olduğumuz için ben bugün üzüntülüyüm. Adada yaşamanın temelinde kendi kendine yetmek ve israf etmemek vardır diyen Ahmet Tanrıverdi, bu anlayışı kendi işletmesi Prinkipo'da da uyguluyor. Burada mutfaktan atık çıkmaması önemseniyor. Dışarıdan gelen bir malın naylon torbaları da geldiğini biliyorsunuz. Biz bu naylon torbaları değerlendiriyoruz. Yani bir işte kullanıyoruz. Hiçbir şey yapamazsak onu kullanacak ikinci bir kişiye veriyoruz. Şişeleri topluyorum. Şişeleri ayrı bir şekilde ayrıştırıp onları ayrı şekilde birilerine veriyorum. Mümkün mertebe işte kullandığımız malzemelerden çöp çıkarmamaya bakıyoruz. Diyeceksin ki nasıl? Şöyle söyleyeyim size mesela. Hamsi balığının ayıklarsınız, kılçığını atarsınız değil mi? Biz onu öyle yapmıyoruz. Biz hamsi balığının kılçığını da tava yapıyoruz ve müşterilere meze diye veriyoruz. Ve bu biraz da alay konusu oldu bazı yerlerde ama sonra tadına baktıktan sonra millet bayağı hoşlandı.
İsraf edilen birçok şey işlevi tamamlandığında yeniden değerlendiriliyor, farklı formlara, lezzetlere bürünüyor. Yafa portakalı kabuğu kalın olur. Onun üstündeki hafif şeyi böyle incecik alırlardı, ispirtolu kısmını. Şöyle bir dolarlar, ipliklere geçirirler, kaynatırlar, reçel yaparlardı. Karpuzun kabuğundan reçel yapıyoruz biz. Yani neden? O kadar çok şey var ki etrafına israf ettiğimiz. Ada hakkında yazdığı kitaplar ve çocukluk yıllarına dayanan Büyükada araştırmalarıyla bugün adanın yetiştirdiği önemli isimlerden olan Ahmet Tanrıverdi, namı diğer Fıstık Ahmet, adaya hizmette kusur etmeyerek doğup büyüdüğümüz topraklara borcumuzu ödüyoruz diyor. Ada bizi besledi, ada bizi yetiştirdi. Biz adaya borçluyuz, biz adaya borcumuzu işte bu şekilde ödemeye çalışırız. Ada dışarıdan bakıldığı zaman insanı cezbeden bir şey. Adaya gelmek, gelenlerin de çok dikkatle baktığı zaman ya siz cennette yaşıyorsunuz diyorlar. Adaya gelmeden önce ada ile ilgili bilgi sahibi olmalarını istiyorum. Okusunlar, araştırsınlar. Adada hakikaten bir tarih yapıyor. Ada hakikaten bir açık hava müzesi.